Efendim 360 ekranlarına, yeni nesil yayıncılığa ve tatlı tuzlu programına hoş geldiniz. Efendim bugün çok keyifli, iki tarifle geldim. Çok eğlenceli bir kek yapacağız. Zebra kek yapacağız bugün. Bu zebra keki birçok çeşidi var. Daha iri olanları var, daha ince olanları var. Ama ben şunun için geldim. Elinizdeki kek kalıbının aslında hiçbir önemi yok. Ben mesela bugün böyle bir kek kalıbına zebra kek yapacağım. Aslında kekle kalıp istediğiniz kalıba yapabilirsiniz. Eğlenceli bir kekle geldim. Ya her zaman kek yapıyoruz. Biraz da motif katalım içine istedim. Bir de efendim ikinci tarifim var. O da çok lezzetli bir, aslında biraz sokak lezzeti biliyor musunuz? Evet, çubukta sosis yapacağız. Ama nasıl olacak? Aslında corn dog diye geçiyor Amerika'da. Bir sokak lezzeti. Çok çok lezzetli o da. Bayılacaksınız. Önce kekimizi yapalım. Ne dersiniz? Zebra kekimize başlayalım. Sonra da şu çubukta sosislerimizi yaparız. Hem böyle sohbet edelim. Birlikte mutfağa girelim istiyorum. Haydi kekle başlayalım. Hemen malzemelerimi sayıyorum. Tabii ki kabartma tozu, vanilya, 4 yumurta, süt, şeker, un, sıvı yağ ve kakao. Kakaoyu şimdi kenara bırakıyorum. Çünkü kakaonu en son hamuru ikiye ayıracağım. Bir tarafı kakao, bir tarafı sade olacak. Evet, hadi kekimizi yapmaya başlayalım. Özellikle mesela çocuklarla birlikte aktivite yapıyorsanız, mesela kek yapmak isterseniz, bu kek çok çok büyük bir fırsat. Çünkü hani böyle biraz daha eğlenceli ya, hadi bir kaşık sen koy, bir kaşık ben koy diye. Çünkü gerçekten bir de zaman alıyor o zebra keki yapmak. Biraz sabır istiyor. Hiçbir şey kolay değil tabii ki, bu da olmadığı gibi. Ama çok keyifli çıkıyor sonunda. Ve aslında kendi verdiği deseni de görebilir rahatlıkla. O yüzden çocuklarla yapmak için çok ideal bir kek. Bir de isminden dolayı da ilginç olmaz mı? Çok güzel dikkat çeker değil mi? Evet, şimdi güzelce çırptık. Hemen şekerimizi koyuyoruz. Aslında bu çok lezzetli değil mi? Hani her zaman yaptığımız kek hamurunun aynısı. Şöyle şekerle de güzelce çırpalım. Çok fazla bir malzeme farkı yok içinde. Sadece dizimde biraz fark var. Evet, mutfakta gerçekten böyle bazen değişiklik istiyor herkes. Kek yapan da, mutfağa giren de. O yüzden hepimiz değişik lezzetler peşinde koşuyoruz. Yapılan yeni tarifler hoşumuza gidiyor. Evet, ben size geçen gün anlattım mı? Ben dik durmaya çalışıyorum da. O yüzden böyle mesela mutfakta da çok çalışıyorum. Bazen bir bakıyorum kendimi salmışım. Dik durmuyorum falan. Sayacımı 15 dakikada 1'e hazırlıyorum. Onu da Ender Saraç'tan duydum. Bir programda anlatmıştı. 15 dakikada bir sayacım çalıyor ve ben dik duruyorum. Şimdi çevreme de alıştırdım. Hep beraber dik duruyoruz. Siz de yapın. Yani mümkün olduğunca bahsedeceğim programda bundan. Ben çok faydasını gördüm. Çünkü 21 gün sonra beyin kendi kendine o alarmı hissedip dik duracakmışız. Evet, gerçekten çalışanlar için teknoloji çok güzel de. Yani böyle çalışma ortamı, özellikle masa başında çalışanlar için dik durmak gerçekten çok zor bir şey. Yani sabit çalışanlar için zor. Sonra çalışırken sağlığımızdan olmayalım. Bu bence nasıl diyeyim? İyi bir dengeyi kurmak lazım. Yani bazen çok çalışıyoruz evet ama hiç sağlığımıza dikkat etmiyoruz, yememize dikkat etmiyoruz. O yüzden bu ikisinin dengesi. Çünkü sonra bu vücut bize lazım olacak ileride de. Daha çok uzun yıllar bu vücudu kullanacağız. En iyi ona bakmamız gerekiyor. Aslında en önemli şey kendimize bakmamız. Herkes için. Çocuğumuz için de, bizim sağlıklı olmamız önemli. Ailemiz için de. O yüzden çok ufak bilgi ama çok önemli. O yüzden paylaşmak istedim. Evet, bakın ne güzel. Karıştırırken birazcık da unu da şöyle dışarı akıtmış oldum. Evet, çok güzel oldu şimdi. Ben normalde evde biraz da mikser yardımı alıyorum tabii ki. Ama burada şöyle elle karıştırdığım için gayet kuvvetli kol kaslarım oldu. Evet, süper. Şimdi bu hamuru hiç
ziyan olmasın. Çok güzel duruyor. Hemen ikiye bölüyorum. Evet, göz kararı ikiye böleceğim. Evet, olmuştur. Şöyle. Şimdi bu tarafına da kakaosunu koyuyorum. Bir de böyle onu karıştırıyorum. Oh, en keyiflisi de bu. Bir şeye kakao eklendiğinde en güzel yeri bu oluyor bence. Çikolata sevenlerin zaten dayanamadığı şey değil mi? Evet, şöyle. Evet, çok güzel oldu. Tam kakaolu bir tarafı da oldu kekiğin. Böylece şimdi ikiye böldük. Bir taraf kakaolu oldu. Bir taraf da sade oldu. Evet, onu da böyle alalım. Şimdi kek kalıbımızı alıyoruz. Başlıyorum efendim. Şimdi bir kaşık beyazdan koyuyoruz. Bir kaşık daha koyuyorum. Sonra hemen bekletmeden iki kaşık da kahverengi koyuyorum. Tam beyazın ortasına denk gelecek şekilde. O yüzden dedim çocuklarla çok keyifli olur değil mi? Biraz sırayı karıştırsınlar ne olacak ki? Hiçbir sıkıntı olmaz. Evet şöyle şimdi tek tek bu işlem evet biraz uzun sürüyor. Ama sonunda çıkan o kadar keyifli bir desen oluyor ki. Yani bu kadar uğraşa değiyor. Evet şimdi yine onun ortasında ve bu arada internette gerçekten çok fazla zebra kek çeşidi var. Yani mesela çok daha büyük büyük konulanlar var. Daha küçük küçük koyulanlar var. Bu şimdi tam orta bir karar. Yani iki kaşığa iki kaşık gayet hani çok da yormayan bir tanesi. Ama normalde daha böyle incecik yapılanları var ya da çok büyük yapılıp sonra kürdanla şekil verilenleri var. Evet işte böyle. Şimdi ben bunu yavaş yavaş yapacağım. Tam fırına gitmeden önce de size göstereceğim nasıl oldu. Sonuncusunu da şimdi böyle koyuyorum. Evet biraz zahmetli kabul ediyorum ama dediğim gibi çocuğunuzla bir o kaşık bir kaşık o koyacak bir kaşık siz koyacaksınız. İşte oldu. Şimdi biraz şöyle kalp şekline getirelim. Şöyle bir kürdanla dolaştıralım. Efendim biz 180 derece fırına gidiyoruz şimdi. 35 dakikada 40 dakikada bu hazır olacak. Görüşmek üzere. Geldik tatlı tuzunun ikinci tarifine. Ya ben bu tarife gerçekten bayılıyorum. Umarım siz de yapınca çok beğeneceksiniz. Haydi malzemeleri sayalım. Evet 6 tane sosisimiz var. Ben bir büyük sosis aldım ve onları ikiye böldüm. Çünkü kızartması daha kolay oluyor açıkçası. O yüzden tercih ettim. Kızartmalık yağım var. 3 su bardağı kadar. Ve onu hemen şimdi altını yakıyorum. Çünkü önden biraz ısıtması gerekiyor. Devam ediyorum malzemeleri saymaya. Bir bardak unum var, sütüm var, mısır unum var, şekerim var, toz kırmızı biberim var, karabiberim, kabartma tozum, tuzum ve bir de yumurtam var. Ha, bir de neyim var biliyor musunuz? Böyle şişlerim var. Çünkü sosisleri geçirip öyle kızartacağım. Ben bunu Amerika'da yedim aslında. Ve böyle çok severek yedim. Gerçekten çok beğendim. Çocuklar falan bayıldılar zaten. Hani çok güzeldi. Sonra burada istediler benden. Ve ben de ne yapabilirim diye baktım. Birkaç tarif denedim. Ve en başarılısı buydu. Ve tabii ki ne yaptım? Hemen onu tatlı tuzluya getiriverdim. Şimdi devam ediyorum. Yapmaya. Ne yaptım? Yumurtamı koydum. Sütümü koydum. Şöyle o yumurtayı güzel bir sütle çırpalım. Hani şey kalmasın. Harika. Şimdi tuzunu da koyalım. Yapması da çok kolay. Yemesi çok daha kolay oluyor. Ona emin olabilirsiniz. Hemen şunları da koyalım. Kırmızı
Ben acı olmayanını kullandım. Kırmızı toz biber de. Biliyorsunuz onların acıları da var. Bu arada ben acıya bayılırım yani. Hani şekerim de var. Biraz şeker de yakışıyor. Şimdi yavaş yavaş mısır unu ve biraz da un koyacağım. Evet, şöyle güzelce çırpa çırpa. Bu böyle boza gibi bir kıvam oluyor. Evet, o boza gibi bir kıvama sosisleri batırıyoruz. Çıkarıyoruz. Sonra da derin yağda kızartıyoruz. Yavaş yavaş şimdi karıştıralım. Mısır ununu da saf mısır unu aldım ben. Bir markette gördüm. İçinde hiç katkı yok. Güzel bir mısır unuydu. Ya, mısır ununu ben çok seviyorum. Her yemekte kullanmayı seviyorum. Ekmeğine bayılırım. Yani balıkçıya bazen hani balıkçılarda böyle gidersiniz. Önce bir mısır ekmeği verirler bazen. Of diyorum ya. Sadece onun için balıkçıya gitmek istiyorum. Öyle söyleyeyim size. Mısır ekmeği yemek için. Çok severim yani. Balıktan çok mısır ekmeğine gidiyorum. Yani çok hoşuma gider. O ikram oldu mu işte ben zaten bittim yani. Bayılırım. Mesela mıhlamaya bayılırım. Of, sabah kahvaltısında. Bir de ama güzel yapılacak yani. Böyle bilecekler. Yerinde yiyeceksiniz. Değil mi? Yani ben mesela evet yemekten çok keyif alıyorum ama benim için lezzet çok önemli yani. Çok önde gidiyor. Sunum da önemli. Ama lezzet sunumdan daha önemli benim için. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Hani yarı yarıya mı? Sizce nasıl durum? Şimdi baktım kıvamı güzel. Bir tık daha un koyabilirim. Çünkü neden biliyor musunuz? Sosu üstünde kalsın istiyorum. O yüzden koyulu bir tık koyu olabilir. Bakın böyle bir kıvam oldu. Evet duruyor artık üstünde. Çatalın üstünde duran sos sizin üstünde durur diyorum ve... Şimdi yağımı ben büyük tarafa alıyorum. Önce büyük tarafa niye almadım biliyor musunuz? Çünkü yağ yansın da istemiyorum. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şu ince ucundan sosisi geçiriyorum. Tam ortasına denk getirmeye çalışıyorum. Ve içine batırıyorum. Şimdi öbür sosisimizi de alalım. Bu arada yağ da iyice kızsın. Ha bu arada ben neyi söylemeyi unuttum size biliyor musunuz? Sosisleri ben biraz haşladım. Normalde bu tarifin sosislerinde haşlama yok. Ama benim içime sinmiyor açıkçası. O yüzden haşlıyorum. Ama böyle çok da değil yani. Biraz haşladım. Evet şimdi güzelce sosisleri bu karışıma batırıyorum. Evet sizin de gördüğünüz gibi karışımı batırdım. Çıtırtısından yağımın olduğunu hissediyorum. Ve yavaş yavaş yağıma daldırdım. Evet yağım biraz daha vakti var. Birazcık daha var. O yüzden öbürleri için biraz bekleteceğim ve sonra daldıracağım. O sırada da ben zaten bunları hemen çubuklarıma geçiririm. Yağım çünkü biraz kızması gerekiyor. İkinci attıklarınız kesinlikle çok daha hızlı ve güzel olacaklar. Evet şöyle güzel kaplansın sosisler. Ya zaten hamurun içine koyduklarımdan lezzetini biraz tahmin edebilmişsinizdir. Yani gerçekten çok lezzetli oluyor. Biraz da şişiyor. O da çok daha da kabarıyor. Puf puf oluyor bunlar. Çok da fazla kalabalıklaştırmayacağım. Ben bunları böyle yavaş yavaş kızartacağım. Evet, şimdi iki tane sosisim kızardı. Ve onları hemen kenara alıyorum. Şöyle başında beklemek gerekiyor. Teker teker koymak gerekiyor. Şimdi ben diğerlerini koyuyorum. Efendim bunlar da kızardıktan sonra sunumda görüşeceğiz. Birlikte olacağız tekrardan. Ben bunları kızartmaya devam ediyorum. Efendim bir tatlı tuzun daha sonuna geldik. Eşlik ettiğiniz için, beni izlediğiniz için şimdiden kocaman teşekkür ederim size. Zebra kekimiz hazır mı? Hazır. Bir de şu, çubukta sosisleri mutlaka yapın. Siz de çok beğeneceksiniz. Çok lezzetli oluyorlar. Bir de ben böyle yanına hardal, mayonez ve ketçap sos yaptım. Ha!
hangisini arzu ediyorsanız onu kullanın yanında. Efendim, hayatta ne olursa olsun ağzınızın tadı tuzu yerinde olsun. Asıl önemli olan bu. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.